Rumeli Hisarı'nda, tarihi bir duvarın hemen yanında böyle oturduk, bir türkü tutturduk sevgili takipçiler. İstanbul Boğaziçi karşımızda, muhteşem manzara karşımızda. Bakın, surların hemen yan tarafındaki kapılardayız. Çok güzel bunlar, surların Aşiyan'a açılan bu taraf Aşiyan'a açılan kapısı. Tabii bu tarihi ortamda yine insanların bu bölgelere isimler yazdıklarını görüyorum, üzülerek fark ediyoruz. Ama bu çirkinlikleri yapanların isimlerini burada deşifre etsek ne olacak? Bunu yaptıktan sonra maalesef biz bunu deşifre etsek ne olacak? Ve evet, Hisar'ın bu muhteşem ortamı gerçekten her bir köşesinde oturarak, keyif yaparak İstanbul'u, Rumeli Hisarı'nı, burada yaşananları, Hisar'ın yapılış amacını içimize sindirerek bir gezi yapıyoruz. Rumeli Hisarı'na geldiğinizde mutlaka bu Zanos Paşa kapısına doğru, bu yukarıya doğru çıkmanızı tavsiye ediyorum. Bakın, işte manzara bu. Buraya mutlaka gelin sevgili takipçiler. Burayı es geçmeyin. Biraz yukarı tırmanmanız gerekecek ama buna değecek, emin olabilirsiniz. Şu anda burnumuza gelen o ağaçların, çamların farklı farklı kokularını keşke sizlerle de paylaşma şansımız olsaydı. Bakın, defneler. Bunları koparıp birer tane bakliyat kavanozlarınıza koyarsanız böceklenmiyormuş. Bu bilgiyi de hemen tur rehberin sizlere versin sevgili takipçiler. Şöyle güzel bir manzara. Yerler çok kayıyor ama sevgili takipçiler, çok dikkat edin. Yavaş yavaş iniyoruz. Evet, Çağrı Bey geldi ve biz birlikte, bakın, hani detay çekimlerini yaptık, sizlere paylaşacağız bunları ama ben kendi gözümden gördüğüm bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak üzere not olsun diye çekim yapıyorum. Çok güzel, çok keyifli. Çok keyifli. İstanbul muhteşem. Birlikte İstanbul'un keyfini çıkaracağız inşallah bu sezon. Sağlıkla, afiyetle sevgili takipçiler. Hisarüstü eşsiz bir güzellikte. Hepinizi selamlıyorum.